Ve evet, sıradaki maçımıza geçiyoruz değerli izleyenler. 81 kilogramda bir karşılaşma. Ümit Tanifayev ve Yakup Kılıç kozlarını paylaşacak. Antrenör Ferman Korkutan, Korkutan Spor Akademisi sporcusu, professional kayıtlarında 11 maç, 9 galibiyet, 2 knockout, 81 kiloda, 23 yaşında, 1.84 santimetre boy uzunluğunda Azerbaycanlı sporcu, gladiator Ümit Tanifayev. Antrenör Ali Coşke, Yenilmezler Spor Kulübü sporcusu, profesyonel kariyerinde 3 maç, 2 galibiyet, 2 knockout, 81 kiloda, 23 yaşında, 1.86 santimetre boy uzunluğunda Kocaeli'li sporcu Yakup Kılıç. Karşılaşmanın hakemi Halil Işık. Halil Işık mücadeleyi yönetecek değerli izleyenler. İşte Yakup Kılıç ve Ümit Tanifayev karşılaşması öncesinde bu ikili bu şekilde yüz yüze gelmişlerdi. Ve bakalım şimdi neler olacak. Ferman Korkutan hocamla birlikteyiz. Gecenin organizatörü, aynı zamanda Ümit Tanifayev sporcunuz hocam. Evet. Ne bekliyoruz bu maçtan? Ümit Tanifayev boksu çok kaliteli. Hani bu maç knockout'la olabilir. Onu bekliyorum. Evet, bakalım Ümit Tanifayev neler yapacak. Ahmet Kılıç da teknik dizler, sürpriz dizi var. Yakup Kılıç hocam, Ahmet Kılıç köşesinde. Tabii, pardon. Tabii Yakup'un. Kuzen oldukları için. Şimdi bakalım neler yaşanacak değerli izleyenler. Bir yanda Ümit Tanifayev, diğer yanda Yakup Kılıç. İki sporcu da hazır. Son kontroller yapıldı. Ve mücadelemiz başlıyor. Düz siyah şortuyla Yakup Kılıç'ı, siyah ve gri şortuyla Ümit Tanifayev'i takip ediyoruz değerli izleyenler. 81 kilogramda 3 dakikalık 3 round ihtiyaç olması halinde Ümit Tanifayev knockout'ı arıyor. Evet. 9 galibiyeti var 11 maçlık kariyerinde. Henüz daha ilk dakikalardan güçlü yumruklar, sol kroşe. Tam isabet olsa knockout getirebilecek bir güçte. Yakup üstüne gidiyor rakibinin. Ümit'ten bir sağ direkt geldi. Solla gelmek istedi, olmadı. Ardından sol kroşeyi kaçırdı Ümit Tanifayev. Dediğim gibi Ümit'in boksu çok sağlam, çok sert bir dövüşçü. Ufak bir boy avantajı var Yakup Kılıç'ın. Ümit Tanifayev karşısında. Yine güzel bir sol kroşe bulmayı başardı Ümit. Yakup'tan karşılık bir de diz geldi. İkinci dize atmaması lazım. İlk uyarı geliyor Halil Işık'tan. Karşılaşmanın da ilk dakikası geride kaldı. Sol sağ direkler, ardından diz geliyor. Yakup Kılıç üstüne gitti rakibini. Ümit Tanifayev biraz sıkıştı orada. Halil Işık araya girdi. Dönmemesi, sarılmaması lazım Ümit'in. Front kick isabeti geldi. Sol direk kaçıyor. Tepmeye karşılık sağ kroşe kontrası. Solu aradı, sağı aradı. Ümit Tanifayev tam isabeti bulsa nakavta gidebilecek gerçekten. Her yumruğunda bir nakavt gücü var. Diz isabeti, bir diz daha geldi. Bu sefer bloklandı. Yakup Kılıç'ın denemesi. Haykili karşılık yine. Sol kroşe kontrası. Ümit Tanifayev'den sağ isabeti geldi. Yakup Kılıç dizlerini kullanma çabasında. Sol kroşeden güzel kaçtı. Ardından yine bir diz. Sağ kontrasından da kendini kurtardı. Sol sağ sol. Tam isabet bulamıyor Ümit. Dizle geldi. Yakup Kılıç. Sol direğiyle yakalıyor Ümit Tanifayev'i. Ümit köşeye sıkıştı. Son 55 saniye. İlk roundda tekmeyi blokladı Ümit. Ardından kroşe aradı. Son anda elini uzattı oraya. Yakup Kılıç. Ümit Tanifayev yavaş yavaş açıklarını görmeye başlıyor. Yakup Kılıç'ın. İlk roundun son dakikası içindeyiz. High kick, ardından bir tekme daha geldi. Sol kroşe omuzda kaldı Ümit Tanifayev'den. ...25 saniye var. İlk roundun sona ermesine değerli izleyenler, Ümit Tanifayev ve Yakup Kılıç karşı karşıya.
Low kick. Yakup bunu bloklamayı başardı. Son 10 saniye artık. Yakup ötesine gidiyor rakibinin. O sol kroşeyi aramaya devam ediyor. Ümit Tanifayev. Ardından bir sağ çıkardı şimdi. Sol kroşe kaçıyor. Karşılıklı sollar ve ilk round'un sonu. Dediğim gibi Ümit'in boksu çok sağlam. Boksu tabii kesinlikle ya, çok sağlam ama. Tabii. Yakup'un da dizleri, sürpriz dizler var. Çok güzel. Evet, tek onu söyleyecektim. Yani dizlerini ve tekmelerini gayet iyi kullandı şu ana kadar Yakup Kılıç. İki farklı stilin aslında karşı karşıya geldiği bir müsabaka olduğunu da söyleyebiliriz ki zaten tüm ring sporlarında böyle karşılaşmalar her zaman çok ilgi çekici olurlar. Burada da güzel bir maç izliyoruz. Fight Card hazırlığında çok denk maçlar hazırlamaya çalıştım bu şekilde ama çok güzel maç oluyor. Evet, ilk round'dan görüntüler de ekranlarımızda değerli izleyenler. Ümit Tanifayev'in boksunu tam anlamıyla kullanmasına olabildiğince izin vermemeye çalışıyor tabii. Evet. Yakup Kılıç tekmeleriyle, dizleriyle birlikte boy avantajı var. İşte köşesinde Ahmet Kılıç'tan da talimatları alıyor Yakup. İkinci round başlamak üzere ve Halil Işık'ın talimatıyla ikinci rounda başladık. Rokip isabeti. Sol köşe low kick ardından ön tekmesini kullanma çabasında dizde gelmek istedi Yakup. Yani şu anda gerçekten bir boksörle bir Muay Thai'cinin karşılaşmasını izliyoruz. Evet. Bir kickboks müsabakasında. Bakalım hangi stil üstün gelecek? Yakup Kılıç mı? Ümit Tanifayev mi? Yakup'tan bir diz isabeti daha geldi. Ümit her kırışma pozisyonunda kroşelerini arıyor. Aradığı net isabeti şu ana kadar bulamadı tam olarak. Tekmenin ardından bir sağ kroşe çıkarmayı başardı Ümit Tanifayev. Ama içeri girdiği anda dizlerini kullanıyor. Evet. Yakup Kılıç. Tekme blokta kaldı. Low kick karşılığında Ümit Tanifayev'den geldi. Low kick karşılık sol sağ direkt kombinasyonları. Sol kroşe bir kez daha aradı. Ümit Tanifayev yaklaştığı anda dizini hemen kaldırıyor zaten. Yakup Kılıç. Low kick isabeti geldi. Sağ kroşe. Ardından diz. Sporcular sarılınca da Halil Işık araya girdi. Ters garda döndü bir anlığına. Yakup Kılıç. Diz isabetini blokladı. Tanifayev ama ardından gelen bir aparkat var Yakup'tan. Ümit kontraları aramaya devam ediyor. Soluyla geldi. Kroşeler kolda kaldı genelde. Sağ kroşe isabetsiz. 45 saniye var. İkinci roundun son ermesine. Ümit Tanifayev bir an sıkıştı köşeye. Yakup Kılıç'ın hatağı var. Aparkat isabetini bulmayı başardı. Ümit şimdi oradan kendini kurtardı. Vücuda belki daha fazla çalışma şansı olabilir. Biraz bunu denemeye başladı Ümit Tanifayev. Low kick isabetine karşılık güzel bir sol kontrası. Bir low kick daha. Low kick blokladı. Sol kroşeyle gelmek istedi bir kez daha Ümit. O sol kroşe isabetli olması halinde gerçekten nakavta gidebilir her an ama. Evet. Şimdi bir kez daha geldi bir yarım blok. Yakup Kılıç'tan. Ve ikinci roundun sonuna geliyoruz. İkinci round sona eriyor değerli izleyenler. Ümit Tanifayev, Yakup Kılıç karşılaşmasında. İşte round'dan görüntüler ekranlarımızda. Ferman Korkutan Hoca da burada yorumu bırakıp sporcusunun yanına gitti. Son round öncesinde. O da mavi köşede, düzeltiyorum kırmızı köşede.
Doğru söylemişim, mavi köşede ekranlarınıza yansıyor. Ümit Tanifayev'in sol kroşesi oldukça tehlikeli ama Yakup gerek dizleriyle gerek aparkatlarıyla tehlike yarattı. Evet, Ferman Korktan Hoca yeniden bizlerle birlikte. Ferman Hocam, bir köşeye gittiniz ve Ümit'in yanına. Ne söylediniz Ümit Tanifayev'e? Teknikler var. Gelirken tekniği söyledim Ümit'e. Yani Ümit benim hemen hemen elimde bir çocuk, yani öyle söyleyeyim. Gerçekten Ümit kaliteli bir sporcu. Yani çok efendi bir sporcu. Yani sevdiğim bir sporcu. Evet, bakalım 3. round'ta neler yapacak? Üçüncü ve son round başlamak üzere değerli izleyenler. Başladık. Yakup Kılıç, Ümit Tanifayev karşılaşması. Sol kroşe kaçtı. Yakup üstüne gidiyor rakibinin. Low kick, sol kroşe kontrası. Ümit yavaş yavaş zamanlamayı daha iyi çözmeye başladı gibi. Timing'i daha iyi yapmaya başladı gibi. Sol direkt, low kick. Soluyla karşılığı verdi Ümit Tanifayev. Sol kroşe parakta kaldı. Yakup direklerle iplere doğru itti. Ümit'i ardından bir diz. Ve ringin ortasında devam ediyoruz. Sol kroşe kaçtı. Yakup üstüne gidiyor rakibinin. Diz isabeti geldi Ümit. Yakup kılıcının dengesini bozmayı başardı. Son 2 dakika artık. Mücadelede değerli izleyenler. Korkutan Fight Night'ta. Iğdır'da, Tuzluca'dayız. Ümit Tanifayev ve Yakup Kılıç karşı karşıya. Biraz daha derin nefesler gelmeye başladı tabii karşılaşmanın son bölümünde. Sporculardan low kick'i yine sol kroşeyle kontrol almak istedi, olmadı. Ümit Tanifayev sol diz isabetine karşılık sağ kroşe. İsabet yok, middle kick'e karşılık yine sağ kroşe, yine bloklandı. Yakup üstüne gidiyor rakibinin. Sesler de yükseliyor Tuzluca'da değerli izleyenler. Cumhuriyet İbo Spor Salonu'ndayız. Gerçekten Tuzluca'da hiç beni yalnız bırakmadı sonunda. Teşekkürler. Kesinlikle tıklım tıklım hocam salon. Çok da güzel bir atmosfer olduğunu söylemek gerekiyor seyircilerin katılımıyla ve yüksek sesleriyle birlikte. Tanifayev köşesinden çıkma çabasındaydı orada. Halil Işık araya girdi. Yakup pres devam ediyor. Uçan diz bloklandı Tanifayev tarafından. 30 saniye var. Ümit pes etmeyen bir sporcu gerçekten. Çok kaliteli sporcu. Ya kesinlikle pes etmedi şu ana kadar ama sanki maçta bir adım üstünlük Yakup Kılıç'ta gibi evet gözüküyor. Son 20 saniye. Karşılaşmanın son saniyeleri, artık bir diz daha geldi Yakup Kılıç'tan. Ümit Tanifayev aradığı knockout isabetini bulamıyor ve mücadelemiz sona eriyor. Evet, bakalım neler olacak. Ümit Tanifayev gerçekten pes etmeden dövüştü son saniyeye kadar. Ama Yakup Kılıç sanki bir adım önde gibi, evet, Ferman Hocam. Evet, maçı kazanan Yakup Kılıç. Yani kendi sporcumuz olmasına rağmen Ümit. Evet, evet. Yakup burada Yakup kazandı diyebiliriz. Çok güzel kullandı dizini, boy avantajını. Yani ringi çok güzel kullandı. Teknik çok kapasite, yüksek kapasiteli bir sporcu. Evet, tabii hakemlerimizin kararını evet bekliyor olacağız. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Puanlamanın ardından Yakup Kılıç mı yoksa Ümit Tanifayev mi galibiyeti alacak, göreceğiz. Müsabakamızın sonucu şimdi ringe iletildi değerli izleyenler. Türkiye Kickboks Federasyonu Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Pank da sporculara ödüllerini vermek için ringde yerini almış durumda. Ve Tuzluca bu güzel maçın
kazananı bu güzel maçın kazananı Kırmızı Köşe Yakup Kılıç. Evet değerli izleyenler, beklediğimiz gibi Yakup Kılıç galibiyeti almayı başardı. Ümit Tanifeyev'e karşı etkili bir performans gösterdi kendisi ve müsabakanın kazananı oldu. Evet değerli izleyenler, sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz ama bu maçtan önce yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Taşdemir Spor Kulübü antrenörü, aynı zamanda milli sporcu Sayın Erkan Taşdemir bizlerle birlikte. Erkan hocam hoş geldiniz. Çok keyifli bir geç oluyor şu ana kadar. Bir çok genel yorumlarınızı alalım. Teşekkür ederim İzgecan. Ben öncelikle TV8 ailesine ve Acun Medya'ya çok teşekkür ederim. Güneşin doğduğu yer Iğdır, Tuzluca'dan, ovamızdan herkese selamlar. Ben de bir Iğdırlı olarak buradan öncelikle Korkutan Fight Arena organizatörü Ferman Korkutan ve Barış Görkem'e teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon sundu halkımıza ve bu spora gerçekten büyük bir katkısı oluyor. Çekişmeli, birbirinden keyifli maçlarımız. İki sporcumuz da katıldık. Galibiyetlerimiz net ve yürekli Hocam oldu. Hocam hemen araya giriyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gönül isterdim maçı kazanıp tişörtümde olan, gururum olan şehidime armağan etmek. Nasip değilmiş. Kardeşimi tebrik ediyorum. Çok çalışıp çok kazanmak gerekiyor. Bu güzel organizasyonu düzenleyen, başta hem hocam hem abim olan Ferman Korkutan'a teşekkür ederim. Benim maçı hazırlayan Kamuran hocam, kardeşim Hasan İbrahimov, Süraç Tanife ve sevgiler, saygılar. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar, iyi seyirler.